Merhaba. Gece yarısını geçtik. Gelen maillere, mesajlara bakıyordum. Bu arada mail mesaj sayısında artma oldu. Açık söylemek gerekirse moralim bozuk, uykum kaçtı. Hazır uykum kaçmışken bir süredir aklımdaydı böyle video çekmek. Bu videoyu çekeyim, ondan sonra uyuyayım dedim. Evet, gelen mailler, mesajlar gençlerin iş arama süreciyle alakalı. Bana yazan arkadaşlar var. Yeni mezun arkadaşlarımızın sancılı iş arama süreçlerine bir süredir ben de şahitlik ediyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler için çok zor, psikolojinizin bozuk olduğunu, depresif olduğunuzun farkındayım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu uzun bir süreç. Yani dün mezun oldum, 2 aydır işsizim, iş arıyorum, iş bulamadım. Bu biraz daha uzun sürecek bir süreç arkadaşlar. Ve şunu unutmayın, hiçbir şey imkansız değildir. Sadece biraz zaman alabilir. Hani işin çok uzmanı değilim ama bir süredir olayları gözlemlediğim için size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Kafa üniversiteler dediğim o tabiri kullanacağım üniversiteler var. Ama onun haricindeki üniversitelerin elektrik mühendisliği, elektrik elektronik, elektronik haberleşme, mekatronik ya da enerji sistemleri mühendisliği hemen hemen aynı havuzdan, aynı potadan iş arayan arkadaşlar. Ve şöyle düşündüğünüz zaman belki bir yılda yüzlerce mezun veriyor ve şu anda birikenleri de düşündüğünüzde binlerce sizinle beraber aynı kulvarda iş arayan, aynı potadan iş arayan arkadaşlar var. CV'lere baktığımızda yeni mezunlar için söylüyorum. Hemen hemen birbirinin aynısı. İşte mezun olduğu üniversite yabancı dil iyi seviye ya da orta seviye Office AutoCAD varsa işte ona benzer bir iki program yaptığı stajlar. Farklı olan bir şey yok. Farklı olan bir şey olmayınca da hani bu sizin İş arama sürecinizi biraz daha uzatıyor. Farklı ne olabilir ki? Ya biz daha yeni mezunuz. Kesinlikle katılıyorum. Bir CV'de insan kaynakları uzmanları eline aldıklarında artık üniversiteler arası çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı tüm üniversitelerin verdiği eğitimler hemen hemen aynı. Bir de şöyle bir şey var. İş üniversitenin vermiş olduğu eğitimle bitmiyor. İş biraz da kişinin kendisinde, kendisini geliştirmesinde bitiyor. Artık bunu da biliyor insan kaynakları uzmanları. Eskiden evet üniversite size prim yaptırıyordu üniversite adı ama şimdi o kafa dediğim üniversite halindeki üniversitenin isimleri size çok fazla prim yaptırmıyor. Ve bir CV'yi kaldırdıklarında insan kaynakları uzmanları baktıkları yer yabancı dil, ikinci baktıkları yerde iş tecrübeleri. Burada şöyle bir şey diyeceksiniz. Ya biz yeni mezunuz. Bizim yazabileceğimiz bir iş tecrübeniz yok. İşte olay tam da burada başlıyor. Ne demek istiyorum? Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor. Hani daha çok gözümüzde hedeflediğimiz şirketler daha kurumsal, oturmuş şirketler. Ama kurumsal ve oturmuş şirketler de daha çok çalışanlarını profesyonel ya da tecrübesi olan kişiler arasından alıyor. Bir iş ilanına baktığınızda şimdi daha sonraki videomda bundan bahsedeceğim. İş ilanı nasıl okunması lazım diye ama bir iş ilanını elinize aldığınızda iş ilanında işte elektrik için söyleyeyim, otomasyon için söyleyeyim. Bir yer bilecek, skada bilecek, servo bilecek, sağda onu yapacak, bunu yapacak bir sürü istenen kriterler vardır. Bu kriterler yeni mezunlar için değil ama arkadaşlar bu kriterler 5 yıllık, 10 yıllık tecrübesi olan mühendisler için. Siz böyle bir iş ilanınızı elinize alıp iş ilanını elinize alıp baktığınızda moraliniz bozulur. Ya bunlar neler istiyorlar? Ben hiçbirini bilmiyorum. Sizin bakmanız gereken iş ilanları bu değil ama siz daha çok yeni mezun iş arayan ya da iş ilanının başında tecrübesiz yazan ilanlara bakmanız lazım. Bir de nereye baktığınız da önemli. Şimdi şunu hatırlatayım. Kariyer sitelerinden iş ilanı arıyorsunuz. İş ilanlarına bakıyorsunuz, iş arıyorsunuz ama kariyer siteleri paralı sitelerdir ve burada mesela ben bir iş ilanı yayınlayabilmem için şirket olarak kariyer sitesine para ödemem lazım. Demin dediğim gibi kurumsal şirketler tecrübeli alıyor ve kariyer sitelerine kurumsal şirketler para ödüyor. Ama birçok küçük KOBİ'ler ya da işte taahhüt şirketleri bu kariyer sitelerinden birçoğunun haberi dahi yok. Ve bu sitelere bir elektrik mühendisi almak için iş ilanı vermezler. Bu siteye para vermezler. Daha çok
Klasik yöntemlerle bunlar şey arar, mühendis arar ya da çalışan arar. Ne demek klasik yöntemler? Hala yerel gazetelere ilan veren, iş ilanı veren şirketler var. Hani belki internet ortamında bunları takip edebilirsiniz. İşkur'dan, çünkü hani işe aldın, almadın, işte primleri devlet verdi, vermediği gibi bazı şeyler var, teşvikler var. Bunlardan yararlanmak için de İşkur üzerinden mühendis arayan şeyler var, KOBİ'ler var. İşkur sitesine kaydınız olun. İşkur üstünde eğer açık yayınlanıyorsa iş ilanları, bunları takip edin. İşkur'dan gelen maillere bakın. Ve hem kariyer siteleri hem de İşkur için söylüyorum, kriterlerinizi doğru girin. Çünkü mesela bir kariyer sitesi için söyleyecek olursak, bir kariyer sitesi elindeki 10 binlik havuzdan 50 kişi seçecek. Bunu yaparken de şirketin buna verdiği bazı kriterler var. O kriterlere göre süzüyor. Eğer siz düzgün kriterler yazmazsanız ilgili işte süzülüp eleğin üstüne çıkma şansınız zayıf. Kariyer sitelerine CV bırakmayla ilgili yazılmış yazılar, makaleler var. Bunu bir inceleyin. İşin uzmanı değilim ama böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Yani şansınızı arttırmanın. Çünkü bunları yapay zeka, robotlar süzüyor. Bununla ilgili bazı ipuçları var. Bunlara bakın derim ben. Demin de dediğim gibi KOBİ'lerde işe başlayacaksınız, küçük işletmelerde işe başlayacaksınız ve bunların işçi arama ortamları İşkur. Sosyal medyadan, işte Facebook'tan ilan yayınlıyorlar. Linkine kayıt olun arkadaşlar. Linkine kayıt olun. Kayıt olmanızda fayda var. Hatta beni de bir şekilde ekleyin ya da takip edin. LinkedIn'de eskiden ben çok yayınlıyordum ama artık vakit bulup çok fazla yayınlayamıyorum. Benim gibi benden daha aktif olarak iş ilanı yayınlayan kişiler var. Bana LinkedIn'den yazarsanız bu arkadaşlarım ben size linklerini de gönderirim. Orada kariyer grupları var. Kariyer hayalim gibi. Buna benzer gruplar var. Onların da ben size linklerini gönderirim. Bunları takip edin. Ayrıca LinkedIn'de şirketlerin açmış olduğu iş ilanları var. LinkedIn'in bir iş arama platformu var. Oraya açılan iş ilanları falan var. Onları takip etmenizde fayda var. Yine benim Facebook grubum var. Otomasyoneğitimi.com linkinin altında çalışıyor bu. Otomasyoneğitimi.com yazdığınızda o Facebook grubuna yönlendirecek. O linke gönderecek sizi. Orada da mesela ben fırsat buldukça iş ilanlarını yayınlamaya çalışıyorum. Buna benzer Facebook üzerinden iş ilanı yayınlayan şeyler var. Gruplar var veya da sayfalar var. Onları takip etmenizde fayda var. Üniversitelerin, Boğaziçi Üniversitesi'nin falan var bildiğim kadarıyla, kendi kariyer siteleri var. Onun haricinde odaların, grupların, ne diyeyim ben size, mekatronik mühendisliğinin kendi mesela iş ilanları yayınladığı kısımlar var. Bunun haricinde şöyle de var. Bazı holdingler, kendi holding sayfalarının insan kaynakları sitesi var. Mesela Eczacıbaşı grubunun var, Sabancı grubunun var. Bu holding sitelerinin İK sitelerini, İK sayfalarını takip etmenizde fayda var. Hepinizin gönlünde bir aslan yatıyor. Şöyle de diyor ya hocam, ben kendimi PLC konusunda geliştirmek istiyorum. Böyle bir işe girmek istiyorum. Para önemli değil. Bana işi öğretsinler. Hani orası bir okul değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben işe gireyim ve bana işi öğretin. Böyle bir yer, böyle bir aklınızda bir çalışma ortamı gelmesin. Çünkü sizi işe alıyorlarsa size iş yaptıracaklardır. Ve bu nedenle daha çok basit yapabileceğiniz işlerden başlayacaksınız. Ne demek istiyorum? Taahhüt şirketleri, şantiyeler, küçük KOBİ'ler. Niye buraları söylüyorum? Birincisi, hani çok fazla teknik bilgi, bir şantiyede çalışmak aşırı derecede size çok fazla teknik bilgi bilmenizi işin başlangıcı için önemli değil. Ama ne olacak? Girdikten sonra bir 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra bazı konuların pratiğini yaptığınızdan, bazı şeyleri gördüğünüzden olması gereken teknik bilginin üstünde de bir şeyler öğrenebileceksiniz. Ve CV'nize, oradaki iş geçmişinize 5 ay, 6 ay, belki de 1 yıl bir şeyler yazabileceksiniz. Evet, yani gelen şeylere duyuyorum, sizden gelen itirazlara. Evet, taahhüt şirketleri sizleri sömürecek, katılıyorum. İşte emeğimizin karşılığını vermiyor, çalışma şartları var. Bunların hepsine katılıyorum. Sizle hemfikirim ama ortada bir de gerçek var. Bir de şöyle bir şey var. Siz ne kadarlık bir iş yapıyorsunuz ki
karşılığında hani nasıl bir şey bekliyorsunuz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sakın kızmayın ama bir tecrübeniz yok. İşe gireceksiniz, işe giriyorsunuz. Hani iş yerine katacağınız ekstra bir şeyiniz, çok değerli bir bilginiz, çok değerli bir yapabildiğiniz meziyetiniz olsa iş yeri ise paralar akıtsın. Ama az önce dediğim gibi yani elimizde binlerce birbirinin aynı CV'si var ve bu CV'lerden birine bir adım öne çıkartmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de hani bazı şeylere kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim ama katlanmamız gerekiyor. Maalesef gerçeğimiz bu. Böyle de bir gerçeğimiz var. Dediğim gibi hepinizin gönlünde bir aslan yatıyor. Ya hocam ben piyasa öğrenmek istiyorum, piyasa kendimi geliştirmek istiyorum ama siz beni tuttunuz. İşte şantiyede uç bağlatmaya, priz bağlatmaya, işte lamba aydınlatması çeken işçileri kontrole götürüyorsunuz. Gönlünüzde o aslan yatsın. Gönlünüzde o aslan yatmasın demiyorum ama daha ne kadar bekleyeceksiniz? Yani sizin istediğiniz uygun kriterlerdeki iş için daha ne kadar bekleyebiliriz? Ya hocam tamam benim birikmişim var, para sorunum yok. Bekle, öyle ilanları kovala. Ama hocam benim durumum iyi değil. Bir an önce işe başlamam lazım bir yerlerden dediğinizde işte o gönlünüzdeki aslan dursa da bir kenarda siz yine CV'nize yazabileceğiniz bir iş alanında çalışmanız lazım. Yani o kısmı boş bırakmamanız lazım. Taahhüt şirketlerinde çalışma şartları ağır olduğu için iş sirkülasyonu fazladır. Bir arkadaşla konuştum. Dedi ki bizim şantiyede dedi ne demişti? 50 tane dedi çalışan olması lazım. Şu ana kadar biz 120 işe alım yaptık. Çünkü alan şartlara ağır gelen bir süre sonra bırakıyor. Demin dediğim gibi sizinle hemfikiriz ama oraya da bir şeyler yazmamız lazım. Bir şirketin 50'li yaşların üstünde kadın bir patronu var ama çok tatlı. Böyle oturup konuşsanız saatlerce konuşursunuz. Zamanın nasıl geçtiğini bilmezsiniz. Şirketinde de çalışan işte 30 yaşlarını yeni geçmiş bir erkek çalışan var. Diyor ki evladım diyor, isimleri vermeyeyim. Ya diyor senin konuştuğun kızımız var mı diyor. Hani diyor senin ailen burada değil, varsa diyor gidelim isteyelim o kızı diyor. Ben sana annelik de yaparım, ablalık da yaparım diyor. Yok efendim diyor. O zaman diyor bak diyor oğlum diyor yaşın başın geçiyor. Bir an önce seni evlendirelim, birini bulalım da diyor evlen diyor. Efendim diyor ben diyor arzum olan gibi birini bekliyorum diyor. Patronu kadınla diyor ki ah evladım ah diyor. Ben de diyor şimdiye kadar Mehmet Aslan Tuğ'u bekledim ama diyor görüyorsun diyor. Şimdi hani demin dediğim gibi gönlünüzdeki bir aslan var kesinlikle ama o aslana ulaşmak için vaktiniz var mı? Kapitaliniz bir kenarda birikmişiniz var mı? Daha bekleyebilir misiniz? Tüm bu sorulara cevap verdikten sonra beklerim derseniz o iş ilanlarını kovalayın ama bekleyemem derseniz de dediğim gibi kıyısından köşesinden bir işe başlamanız lazım ki hem bu CV'nize yazacak bir şey getirir size hem de iş yaptıkça işi öğrenirsiniz, kendinize olan güveniniz gelir, daha korkusuzca atılırsınız çünkü bazı şeyleri tecrübe ettiğinizde daha ne bileyim güvenli bir şekilde gidebilirsiniz. Demin de dediğim gibi iş arayacağınız kriterler, yerler belli. Bundan sonra umarım hani aklınızda bir şeyler canlandırabilmişimdir. Aklınıza bazı soru işaretleri düşürmüşümdür. Yani şimdi şunu da diyeceksiniz. Hocam biz öyle darıyoruz, öyle darıyoruz ama iş yok. Demin dediğim gibi arkadaşlar yani kesinlikle bu bir uzun süreç olacak. Bu bir sancılı süreç olacak. Morallerinizi bozmayın. Tekrar söylüyorum imkansız diye bir şey yok. Sadece zaman alacak bir süreç. Ya bu süreçte neler yapılabilir? Bu video çok fazla uzadı, çok fazla uzatmak istemiyorum ama hani öğrenciyken ya da öğrencilik bittikten sonra iş arama sürecinde kendinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda veya buna benzer konularda daha sonra tekrar videolar çekeceğim. Arkadaşlar moralimizi yüksek tutalım. Hiçbir zaman moral bozukluğu yapmayalım. Elbet olacak, kesinlikle olacak.